Sayın seyircilerimiz, bir Eko Yaşam programında da huzurlarınızdayız. Bugün sizi çok zevkle izleyeceğiniz bir yere getiriyorum. Burada Ankara'nın Pursaklar ilçesinde Sayın Belediye Başkanımızla birlikteyiz. Öncelikle başkanım, burası nedir? Harika şeyler yapılmış. Neler yapıyorsunuz? Teşekkür ederim. Ekranlarınızı bize açtığınız için. Burası Ankara'nın endemik bitkilerini ve Ankara'nın endemik hayvanlarını bir arada sergileyebileceğimiz bir vadi. Birazdan detayda gezeriz. Ankara'ya ait keçi, kedi, Ankara tavşanı, Ankara güvercininin aynı anda görebileceğimiz bir alan. Ama bununla birlikte ismini Ankara'dan almış çiçeklerin de üretiminin yapıldığı bir botanik bahçesi. Tabii bugün mekan olarak burayı kullanıyoruz. Evet, çok değerli. Türkiye'de ilk olan bir mekan burası ama yemekle ön plana çıkmayı arzuluyoruz. İlçemizin hanımları sağ olsun Pursaklara özgü yemekleri bugün burada bizler için sergiliyorlar. Tabii 12 tane çeşitli yemek yapıldı şu an. Hepsinin detaylarını birazdan arkadaşlar verir. Bugün şu an işte gözlemeyi takip ediyoruz. Bunun iç malzemesi yine bu bölge bitkilerinden. Aslında herkesin madımak olarak bildiği ama ilçede kadimelek olarak geçen bitki. Bununla ilgili yapılan yemekleri, çeşitleri birlikte takip edeceğiz, izleyeceğiz. Evet. Şimdi yapana soralım. Evet. Bu arada ben bu kitabınızı da gördüm. İzleyicilerimize de göstereyim. Bu kitabınız üzerine de söyleşiriz. Çok önemli bir çalışma yaptırır başkanım. Eyvallah. Evet. İsminizi alabilir miyim? Hediye Sarıkaya. Hediye Hanım, ne yapıyorsunuz böyle? Hocam, bizim kadimelek dediğimiz bitkiden kadimelekli pide yapıyorum. Evet. İnşallah. Böyle çok ilginç bir aksesuar gördüm orada. Tavşan ayağıyla yağlıyor. Bu tavşan ayağı. Neden? Biz bundan yağlarız. Bu daha güzel yağlıyor. Bir de eski zamanlarda mesela rulo yok, bir şey yok. Mesela bizim annemiz, ebemiz, dedemiz zamanında bunlar kullanılmış. Veya işte hindi tüyü falan kullanılırmış. Şimdiki gibi imkanlar çok değil. Ve daha güzel olduğuna inanıyorum. Bir devam ettiriyorum. Yok, doğa dışı bir şey yok. Aynen öyle. Aynen öyle. Bu zaten ilk geldiğinde elimizi iyice yıkarız, tertemiz. Ve devamlı bunu kullanırız. Emeğinize sağlık. Teşekkür ederim. İçerisine kadimelek. Kadimelek. Biz bunu Ankara'da madımak diyebiliriz. Evet. Madımak denir. Kadimelek. Biz de kadimelek. Sonra geleneksel usulle saç da pişiriyoruz. Aynen. Bu şekilde pişiriyoruz. Devam edeyim isterseniz. Evet, lütfen. Başkanım, bu kitap Bayat Ekmek'ten Taze Lezzetler. Evet. Yani hem lezzet dünyamız hem iktisat dünyamız için çok önemli. Evet. Malum en çok şikayet edilen konulardan bir tanesi israf. Evet. Ekmek israfı, çöpe giden ekmekler, evet. İnsanlar açken. Yani bu çok güzel bir derleme. Ya şöyle, hani bu kitap nereden çıktı ondan bahsedelim. Biz yıllardır ilçemizde Bayat Ekmek'ten yemek yarışması yaparız. Bu tatlı çeşitleri olabilir, tuzlular olabilir, normal sulu yemekler olabilir. Buradaki birinci önceliğimiz israfı engellemek. Ya modern dünya artık çok fazla tüketim dünyası haline geldi. İnsanlar nasıl değerlendireceklerini de bilmiyorlar ihtiyaç fazlası aldıkları ürünleri. Bu yarışma sonucu çıktı bu kitap. Tabii ki kız meslek lisemiz var bizim. Orada yemek atölyelerimiz var. Orada birkaç gün süren programlarımız oluyor. Bir taraftan çok lezzetli yemekleri sergiliyoruz, yapımını gösteriyoruz. Bir taraftan da israfı önlemek adına bilinç oluşturmaya çalışıyoruz. Bu kitabı da böyle prestij kitabı haline getirdik. O yarışmada derece alan tatlı ve tuzlu yemeklerin içinde olduğu, aynı zamanda İngilizce de açıklı. Tabii İngilizce Türkçe hazırladık, dünyaya da örnek olsun diye bu kitabımızı hazır hale getirdik. Başkanım, bu kitaba ulaşamayanlar buradaki bilgilere nasıl ulaşır?
Ya ulaşamama diye bir şey yok aslında. Bizden alabilirler. Ama tabii hani çok böyle prestij kitap olduğu için gerçekten değerini, kıymetini bilenlere hediye edeceğimiz bir kitap buradaki bu. Buradaki tariflere internette web sayfanıza tabii, yer tabii, verdiniz tabii, mi? Yani tabii. Kitaba ulaşamasalar bile tabii. Yani Ankara'ya uzak olabilirler. Kusaklar internet sayfamızdan da buna çok rahatlıkla ulaşabilirler. Sevgili gönderebiliriz özel isteyenlere de. Sevgili izleyicilerimiz, bu videonun altına biz linkini de koyacağız. Kursaklar Belediyesi'nin. Bu benim çok beğendiğim, çok gerçekten de takdir ettiğim diyeyim naçizane çalışmasını oradan da izleyebilirsiniz. Evet. İsrafı engellemek ve beraberinde de lezzetin peşinde koşmak gerçekten çok keyifli. Siz bundan dolayı kutluyorum başkanım. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Şimdi bu tarafta başka yemekler görüyorum. Evet. Yavaş yavaş oraya yönelelim istersen. Yani benim gibi yemek düşkünü bir insan böyle bir muhteşem tablo karşısında aslında program yapmakta zorlanıyor başkanım. Yani izleyicilerimiz alınmazlarsa program sonrası bunları size ikram edeceğiz. Evet. Programı çabuk bitirelim o zaman. Muhteşem bir lezzet diyorum. Eyvallah. Müsaade ederseniz önce hanımefendiler, bunda emeği olan hanımefendilerle neler yaptılar? Hangisinde neler var? Nasıl yaptılar? Bunları bir konuşalım. Tabii, buyurun. Tamam. Evet. Hediye Hanım, önce sizden başlayalım. Bunlar nedir? Hangi yemek? Hangisidir? Şimdi hocam, bunlar bizim yöreye ait yemeklerin bir kısmı. Bir kısmı mı? Bir kısmı tabii. Eyvah. Hepsini yapma imkanımız yok. Şimdi ben madımaklı pide yaptım ya. Ona ait olanları göstereyim size. Bu madımak yemeğimiz bulgurlu olur. Üzerine yoğurt dökülüp yenilir. Böyle bir yemeğimiz. Bu böreğimiz, kol böreği deriz. Madımakta. Bu kıymalı. Ha, kıymalı. İstediğiniz içi hazırlayabilirsiniz. Madımak da olur. Madımağı çok boğmayalım diye öyle yaptık tamam. Birazcık. Şimdi bu sorayım ben. Evet. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Hocam, bunu tereyağını ve sıvı yağını erittikten sonra bir baş soğan doğrarız. Kavurup madımağı ekleriz içine. O da kavrulduktan sonra salçasını ekler. Sonra madımağı ekleriz. Ve kavrulduktan sonra biraz da su koyarız. Madımak piştiğini anladığım pişmeye yakında birazcık bulgur atarız ama çok değil. O da piştikten sonra işte yeme esnasında da üzerine yoğurt döker yeriz. Yoğurt. Ve tereyağı. Sos. Evet. Üzerine de sosumuz. Sos evet. Aynen. Sarımsaklı mı? Tabii. Ya yani sarımsak illaki olacak. Türk yemeğine, Türk aynen. Türk mutfağında sarımsak olmaz. Aynen olacak. Kol böreğini nasıl yapıyorsunuz? Kol böreğinin hamurunda maya var. Un, maya, tuz, çok az şeker. Onunla birazcık yoğurt ve yumurta koyarak yapıyorum. Açıyorum yuvarlak. Birer paza haline getirdikten sonra yuvarlak açıp zarf gibi katlıyoruz. Her katını yağlayarak. Ama yani bunun bir özelliği var hocam. Şimdi bunu yağladığımız yağın içinde tereyağı, sıvı yağ ve iç yağını eritip kullandığım yağ var. Don yağı var. O da var. Zarf gibi yağlayarak katlıyoruz. Tekrar açıyoruz. Onu ikiye bölüp çok detaylıdır. Kenarına içini koyduktan sonra kıymasını rulo yapıp tepsilere koyup kesip pişiriyoruz. Üzerinde yağlıyoruz yine. Bunun orijinali de odun fırınında pişiyoruz. Muhakkak. Tabii önce şey yoktu. Elektrikli fırınlar yoktu. Odun fırınında. Program yapılır diye düşünüyorum. Evet. Sizin anlatmak istediğiniz başka bir şey. Bu da mayasız ketemiz. Pratik yapılıp yediğimiz bir kete. Sade yağla yoğrulur. Yumurta ve yoğurt vardır içinde. Sade yağ dediğim katı yağla, tereyağla yoğrulup yaptığımız bir kete. Katı olur hamuru. Çok yumuşak bir hamuru olmaz. O öyle bir ketemiz. Bu mayalı kete deriz. İçinde maya, süt, yağ bulunur. Yumurta olur. Mayası geldikten sonra şekil verilip üzeri tekrar yoğurt ve yumurtayla kaplandıktan sonra susam ekilir.
Bu da öyle. Trit görüyor. Bu da Trit'imiz arkadaş yaptı. İsterseniz onu da evet. anlatsın. Evet. Sizi tanıyalım. Ben Sema Akbaş. Sema Hanım şöyle alırsak. Evet Sema Hanım. Bu da kemikli eti haşlıyoruz. Didiyoruz. Kemikli ne eti? Kemikli inek. İnek. Dana eti. Haşlanıyor, didiliyor. Sonra patlıcan, soğan, yumurta. Patlıcan. Şuralarda evet. var bakması patlıcan, soğan, yumurta, bol sarımsak. Bunda da sarımsak var. Bunda da sarımsak var. Ayrıca çemen. Çemen. Bu olmazsa olmazı çemen. Lezzeti çemen mi? Çemen. Et suyunu tekrar üstüne tekrardan o et harç yapılıyor. Et suyu süzülerek tekrar içine et suyu koyuluyor. Ondan sonra bu köy ekmeğimiz var. Orada köy ekmeğimiz. O ince ince dilinir, kurutulur, bayatlatılır yani. Ya da bayat ekmek varsa olur yani. Bayat ekmek varsa onun üstüne dökülür, sıcağıyla yenir. Evet, çok lezzetli görünüyor. Çok da lezzetli olur yani. Sadece bu olduğum başka yemek istemez. Tabii. Hocam, özür dilerim. Köy ekmeği yapardık biz önce köy fırınlarında. O ekmek. Ve bir haftalık yapardık. Yaptığımız zaman da muhakkak bu ekmekler zamanla bayatlıyor. Annelerimiz asla çöpe atmazlardı. İnşallah biz de o yolda gidiyoruz şimdi. Bu ekmekler bir yerde değerlendirme yemeği. Evet, annelerimizin o tasarruf kültürünü, israfı engelleyen kültürünü korumamız lazım. Bir de annelerimizin mutfağını korumamız lazım. Yani sizden isteğim bunları kayda alın. Gram gram. Şimdi sizler anneden aldığınız o kültürle işte el ayarı yapıyorsunuz, göz ayarı yapıyorsunuz ama bilmeyenler bunu eğer görüp öğrenmedilerse yapamazlar. Evet. Bu lezzetlerin kaybolmaması lazım. Muhakkak kayda alın. İnşallah. Neyi ne kadar koyduğunuzla ilgili. Bunu siz el ayarıyla yapın. Biri ölçüsün şey yapsın. Çünkü bu lezzetlerin hakikaten kaybolmaması lazım. Öyle evet. Biz gördüğümüz için zannediyoruz ki anlatırken de karşıdaki biliyormuş gibi geliyor bize. Yani, ama işte dediğiniz gibi doğru. Haklısınız. Bu lezzetlerin yok olmaması lazım. Bunlar çok kıymetli. Yani kültürümüzün belki en kıymetli, en mahrem. Şimdi nesile ulaşması gerekiyor. Mutfak kültürü bir ulusun en mahrem kültürüdür. Anadan, babaanneden, anneanneden, nesillerden gelir. Mutfağın içinde gelir, evin içinde gelir ve değişmez. Günümüzde bu biraz daha zor aktarılıyor artık. İşte nesiller kopuyor, evde yemek yapmak zorlaşıyor. Bu kültürün unutulmaması lazım. Bu kültürü bilenler, özellikle böyle yerel kültürü bilenler muhakkak bunu böyle gram gram kayıt altına, laboratuvar şey gibi almalısı lazım diye düşünüyorum. Burada tatlılar da görüyorum. Tatlıları herhalde siz yaptınız. Evet. İsminizi alabilir miyim? Adım Merve Öztürk. Pursaklar'da bayanlara eğitmenlik yapıyorum. Yöresel yemeklerimizi tanıtıyoruz. Nasıl yapım aşamalarını anlatıyoruz. O şekilde. Siz nereye yaptınız? Una elbamız var ve hoşmerim var. Hoşmerim yöresel bir tatlımız, köylerde yapılan ve eşi askerden gelen bir hanımın eşine yapıp hoş mu erim diyerek adı konulan bir tatlımızdır. Şeker dökülerek yeniliyor. Nasıl yapılıyor? Önce sütümüzü alıyoruz, tereyağı koyuyoruz içine. Onu kaynadıktan sonra bir tutam tuz, unla bir hamur haline getiriyoruz. Daha sonra tereyağı da tavada ince bir şekilde kızartarak pişiriyoruz. Daha sonra sıcak bir şekilde şeker dökülerek yeniliyor. Orijinalinde de şeker mi var yoksa böyle bal veya pekmez? Orijinalinde aslında şeker var. Ama pekmez dökülerek, bal dökülerek yeniliyor. Ama önceden bizim yöremizde şeker dökülerek yeniliyormuş. Tamam. Aha. Burada da un helvamızı evet, görüyorum. Evet, burada da un helvamız var. Evet. Hı-hı. Onu nasıl yapıyorsunuz? Un helvamızı da bir tenceremize tereyağımızı alıyoruz, sıvı yağımızı alıyoruz. Unumuzu güzelce kavuruyoruz. Şerbetle buluşturup bu şekilde sunum yapıyoruz. Cevizle sunum. Evet. Bunlar nedir? Bunlar arkadaşımız yaptı. Kıkırdaklı çorba. Evet. Kıkırdaklı çorba. Kıkırdaklı. Yeşil mercimek. Haşlanıyor. İçine küçük küçük bak orada hamurlar var. Onlardan koyuluyor biraz. Ondan sonra üstüne sarımsaklı yoğurt. Bu hamurlar tekrar tereyağda kızartılıp üstüne toz biber dökülüp böyle süslenip yeniyor. Sarımsaklı yoğurt gene o da. Sarımsaklı yoğurt. Sarımsaklı yoğurt. Bu yoğurt çorbası. Süzme yoğurt. Yarma deriz biz aşurelik buğday. Un, yumurta, tuz.
düğün çorbasıdır. Bu düğünlerde kazan kazan yapılır bizde. Bu pıt pıt pilavı, domates, soğan, biber, kısırlık bulgur böyle pişirilir. Üstüne su koyulur. Cıvık bir şekilde olur. Yani böyle sulu yemek. Yani sulu pilav. Çorbayla pilav arası. Aş diyor. Aş evet. Gibi. Aş tarzı. Bu hamursuz deriz biz buna. Hamursuz çörek. Normal ekmek hamurunu açılır. Yağlanır, katlanır. Üzerine yoğurt, yağ sürülür. Bu da böyle sadece boş. Bir çeşit ekmek. Ekmek, çörek. Ekmeğinizi de görüyorum. Ekmek bir de bu da somun ekmeği deriz biz buna. Bizim buranın yöresel ekmeği budur. Bunu yeriz biz. Tirit de bundan yapılır. Bunu bayatlatılmışı yapılır yani. Normal ekmeğimiz budur. Turşuyu görüyoruz. Turşu da Hediye ablamın turşusu. Buna biz... Çubuklularda kavga çıkacakmış bu turşusunda. Bursa koyun turşusu, çubuk turşusu da ne diyormuşsunuz? Yok, öyle bir şeyimiz yok. Herkesin yöresi kendine ait. Yarış mı yapsak çubuk turşusuyla Bursa koyun turşusu arasında? Olabilir. Başkanım ne dersiniz böyle bir yarışma? Ya şimdi turşu Çubuk ilçemize ait. Yani onunla yarışmayız biz. Tebrik ederiz onların başarılarını. Ama tabii hani Türkiye'de her bölgede yapılır turşu. Herkesin de her bölgenin de kendine has içine kattığı şeyler var. Meşhur filmde tabii, kavga tabii, ederler. Tabii, turşu tabii. Sirkeyle yapılır, limonla yapılır diye. Tabii. Yani bu bir damak lezzeti. Artık insanlar alışkın olduklarını daha çok tercih ediyorlar. Bize göre bizim kendi yaptığımız turşu lezzetli. Ama Yok başkanım, bir turşu yarışması düzenleyelim Kursaklar'da. Yok. Bütün Ankara yok. İlçeleri arasında. Yok. Çubuk bizim kardeşimiz. Çubuk Belediyesi'nin yaptığı festivale canı gönülden destek veriyoruz. Çubuğun turşusunun da tüm dünyada duyulması için biz Kursaklar olarak da elimizden geleni yaparız. İşin açığı hakikaten çubuk turşusu rekabet kabul etmiyor. Eyvallah. Yani ben de çok severim. Eyvallah. Çok severek yerim ve arayarak alırım. Eyvallah. Başkanım, burada tabii yemeklerin dışında ben bir de bal görüyorum. Evet. Ve süzme geven çiçeği balı. Evet. Bu nedir? Evet. Şimdi bizim Sirkeli bölgemiz var. Sirkeli mahallemiz. Oranın bitki örtüsü ve havası Kaz Dağları'na yakın bir havaya sahip. Yani geven bitkisi, Ankara'ya ait bir bitki geven. Daha doğrusu Anadolu'ya ait diyebiliriz. Geven bitkisi de orada çok fazla, geven çiçeği. Biz 2 yıldır geven balı için çalışmalar yapıyoruz. Bu 2. yılımız. Aldığımız ürünleri de laboratuvarlarda test ettiriyoruz. Çok da başarılı bir ürün çıktı. Bunda amacımız hani belediye olarak balcılık falan yapmak değil. Biz sadece markayı tescilledik. Akabinde kalitesini ispatladık. Bölge halkına öncülük etmek istiyoruz. Orada yerimizi çok büyütmeyi planlıyoruz. Biz eğer ön ayak olursak orada yaşayan, ikamet eden insanlara da ekonomik gelir elde edecekleri bir sistem oluşturmanın peşindeyiz. Bir kooperatif diyemeyiz ama rehberlik merkezi gibi tanımlayabiliriz. Şeyimiz de hani rengi, kalitesi de böyle. Poleni de evet üretiyoruz. Bu şekilde hizmete sunduk. Başkanım, bir de Kür kolonyası. Her kolonyayı gördük. Evet. Limon gördük. İşte bir sürü lavantayı duyduk. Onu duyduk da Kür kolonyası. Zeytin, kiraz, aklımıza ne geliyorsa kolonya olabiliyor. Evet. Kür kolonyası. Kür de aslında burada meşe yaprağına denir. Hatta böyle meşe yaprağının biraz daha küflenmiş halidir. Hani yere, toprakla buluştuğu yerdir. O kokuyu hemen hemen herkes sever. Yani şöyle bir hayal gücümüzü zorlarsak, yeni yağmur yağmış bir ormanda mantar, küf ve çürük yaprak kokusu. Aslında bu gerçekten bizi çocukluğumuza da götüren, içimizi de ferahlatan bir kokudur. İsmi her ne kadar böyle cazip gelmese de biliriz o kokuyu. Biz oradan esinlenerek yağmur, mantar ve küf, ısrar ediyorum, küf kokusunu da ekleyerek böyle bir kolonya ürettik.
Yani hani pandemiden önce yapmıştık biz bunun çalışmalarını. Pandemide de çok işimize yaradı. Kolonya kıtlığı yaşanıyordu haliyle ama bizim elimizde çok vardı. Hemşerilerimize bunu hediye ettik. Şu ana kadar kokuyla ilgili de hiçbir kötü eleştiri almadık. Çok da beğenilen bir koku oldu. Formülü de bizde gizli bunun. Vallahi ben kolonya düşkünüyümdür. Çok evet. Kullanırım. Birçok kolonya kokusu tercih olarak denedim. Kullandım. Çeşit çeşit kullanırım. Yani bu gül ferahlık. Sevindim. Çok beğendim. Çok memnun oldum. Yani gerçekten çok beğendim. İltifat etmek için söylemiyorum. Teşekkür ediyorum. Çok böyle sağ olun. Böyle bir keşif yaptığınız için diyorum. İnsanları böyle bir kokuyla tanıştırdığınız için gerçekten tebrik ederim. Ya bir yerden esinlendiniz mi? Başka yapan var mı? Duydunuz mu yoksa? Ya biliyorsunuz hani koku çok büyük bir sektör. Gerçekten hani dünyada binlerce belki yüz binlerce insanın üzerinde çalıştığı bir sektör. Bu hani bizim onlarca denememiz sonucunda karar verdiğimiz bir hale geldi. Yani hani çok böyle kibir gibi olmasın ama 3-5 arkadaşın kararıyla. Marifet iltifata tabidir. Eyvallah. Yani işte bu karışımları 3-5 arkadaş test ede de bu hale getirdik. Emeğinize sağlık. Çok sağ olun. Zenginlikten. Şimdi başka zenginliklere geçelim. Yavaş yavaş Ankara'nın dört beyazı yaşatmakla uğraştınız. Evet. Tanıtmakla, neslini devam ettirmekle uğraştınız. Evet. Dört beyazı ve endemik Ankara'dan taşıyan endemik bitkileri geçelim mi başkanım? Olur. Hay hay buyurun. Evet başkanım, burada adında Ankara olan endemik bitkilerle de ilgili bunları tanıtmak ve yeni nesillere öğretmek için bir merkez yapmışsınız. Evet. Bunda ne hedeflediniz, ne düşünüyorsunuz, vizyonunuz nedir? Bir onu öğrenelim önce. Evet. Şimdi Ankara'ya has bitki türlerini bu alanda biz yaşatmak istiyoruz. Hem fide üretimini yapmak istiyoruz, hem tohum üretimini yapmak istiyoruz. Bunu da yaygınlaştırmak istiyoruz. Tabii çok güzel çiçeklerimiz var. Fakat çok kimse bilmiyor. Bu çiçekleri de insanlara göstermek ve tanıtmak arzuluyoruz. İlk etapta ismini Ankara'dan alan, yani Ankara ile ismi özdeşleşen bitkileri burada topluyoruz. Tabii Ankara'ya ait sadece 12 tane falan bitki yok. Çok daha fazlası var. Osman kardeşim de birazdan detay verecek bunlarla ilgili. Bunlar Tarım Bakanlığı'nın iznine tabi yapılabiliyor. Yani bir bölgede herhangi bir bitkiyi başka bir yere taşımak öyle izinsiz olmuyor. Bir yıldır uğraşıyoruz biz bu endemik vadi için. Birçok noktada koordinatlarını belirlediğimiz kökleri mevsimine göre de bu alana taşıyarak üretimini ve sergileme işlemini yapacağız. Evet, bunlar bize herhalde... Osman tabii bu konuda uzman. Osman Bey sizden paylaşacak bunları. Daha detayı Osman'dan alalım. Evet, size çok teşekkür ediyoruz. Çok vaktinizi aldık. Gerçekten muhteşem şeyler yapmışsınız. Devamını bekliyoruz. Biz emrinizdeyiz. Ne zaman arzu ederseniz, duyurmak istediğiniz, tanıtmak istediğiniz her şey gelir. Çekeriz, halkımıza duyurmaya çalışırız başkanım. Ben size çok teşekkür ederim. Bize zaman ayırdınız, ekranlarınızı açtınız. Hep birlikte Ankara'nın kültürel değerlerini yükseltmek için, tanıtmak için birlikte çalışacağız. İlerleyen günlerde de inşallah başka programlarda da görüşürüz. Çok görüşmek üzere başkanım. Teşekkür ediyorum. Evet, Osman Bey, başkanım anlattı. Evet. Çok güzel şeyler. Topu size attı. Detay bilgi sizdeymiş. Evet. Neler yaptığınızı öğrenmek isterim. Ben biyolog Osman Erdoğan. Bu endemik vadi projesini ilk etapta Ertuğrul Başkanımıza getirip sunduğumuzda memnuniyetle kabul etti ve bunun üzerine gidilmesi gerektiğinin farkında idi kendisi. Biz biyologlar olarak bu projeyi getirdik, sunduk. Başkanım da böyle bir önem verdi ve şu an bu projeyi Gazi Üniversitesi işbirliği ile hayata geçiriyoruz.
2 yıldır süren bir çalışmamız var burada. İlk etapta adını Ankara'dan alan endemik bitkiler üzerine 12 adet... Endemikler değil. Bütün endemikler değil, evet. Ankara'nın tespit edilmiş 342 geçik endemik bitki türü var. Dediğim gibi bunların hepsinin üzerine gitmek ilk etapta çok mümkün değil. O yüzden biz ilk etapta adını Ankara'dan alan endemik türleri buraya dahil edeceğiz. Bunların çalışmalarını 2 yıldır sürdürüyoruz. Lokalitelerini tespit ettik. Yerinde tespit edip seneye de toprağıyla beraber Tarım Orman Bakanlığı'nın izniyle buraya getirip burada tohum alma, yetiştirme, fide alma vesaire çalışmalarını gerçekleştirip bunları yaşatmayı amaçlıyoruz. Aynı zamanda yine tıbbi aromatik bitki türlerimiz sergilenecek yine burada. Hem üretimi hem tohum alımını gerçekleştireceğiz. Tabii bu endemik türler zaman zaman mevsimi geldikçe gelecek türler. Ankara çiğdemi örneğin Şubat-Mart gibi çiçeklenir. 20-30 gün bir çiçeklenme dönemi vardır ve geçer. Diğer endemik türlerimiz de böyle Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos çiçeklenme dönemi geldiği mevsime göre bu şekilde alarak buraya getirip burada yaşatmaya çalışacağız. Tıbbi aromatik türlerimiz de 4 mevsim her dem yeşil tıbbi aromatiklerimiz de var. Gene dönem dönem çiçeklenme dönemi gelen aynı sefa, aspir, biberiye, rezene gibi farklı tıbbi aromatik türlerimiz olacak. Gene ilk etapta tıbbi aromatiklerimiz 23 farklı tür olarak başlayacağız. Tabii ki buranın ekolojik şartları da önemli bununla alakalı. Bunların gene çalışmalarını yaptık ve 23 tane tıbbi aromatik bitkimizi tespit ettik. Gene ilerleyen yıllarda bunların sayısını artırmak hedefimiz. Gene burada vatandaşlarımız geldiğinde hem tıbbi aromatik bitkileri hem endemik bitkileri bizlerden öğrenip tanıyacaklar. Aynı zamanda gene eğitim atölyemizde bunlarla alakalı çeşitli hem akademik düzeyde hem ilkokul, ortaokul, lise düzeylerinde çeşitli eğitimlerimiz olacak. Sanıyorum arkadaki sınıf. Bir orayı da görelim isterseniz. Evet, bir oraya da bakalım, eğitim atölyemiz orası. Orayı görelim. Evet Osman Bey, sınıfımızdayız herhalde. Evet, burası eğitim atölyemiz. Burada yine akademisyenlerimiz gelecekler, alanında uzman hocalarımız. Hem bu endemik bitkilerle alakalı, tıbbi aromatik bitkilerle alakalı çeşitli eğitimler verecekler. Mesela entomolog hocamız gelecek, burada böceklerle alakalı eğitim verecekler. Yaban hayatı uzmanı hocamız gelecek, yaban hayatıyla ilgili eğitim verecekler. Burada bir nevi biyolojinin bütün dallarına eğilmiş olacağız. Böyle görselle. Fakat dikkat ediyorum, Ankara'nın dört beyazı dedik. Tavşanı, keçisi, evet, güvercini ve kedisi. Bunlardan pek bahsetmediniz hep bitkilerden. İsterseniz şimdi aşağıya inelim. Evet. Bir onlara da bakalım. Evet, endemik fauna merkezimize de bir bakalım, göz atalım. Fauna merkezine bakalım, hem de hayvanlarımıza bakalım. Evet, bir hayvanlarımızı tanıyalım. Ya Osman Bey, bunlar dünyada gördüğüm en güzel şeyler. Evet, bunlar. Yani çok tavşan gördüm, ama Ankara tavşanını ilk defa görüyorum. Bu kadar güzel olabileceğini hayal etmemiştim. Değil mi? Evet. Bu Ankara'mızın milli bir değeri aslında. Adı da Angora tavşanı diye geçer. Ankara'nın eski adından alır adını da. Ankara tavşanıdır. Yıllar önce, yüzyıllar önce belki Ankara doğasında doğal olarak yetişen hayvanlarımız aslında bunlar. Gene bu endemik fauna merkezimizde Ankara'nın dört beyazını, keçi, kedi, tavşan ve güvercinini sahip çıkıp burada halkımıza tanıtıp İnşallah hem teşhir amaçlı hem de burada neslinin devamını sağlaması için sahip çıkmayı hedefliyoruz. Bu Angora tavşanının veya Ankara tavşanının tüyünden böyle bir dokuma falan işinde... Tabii ki. Çok değerlidir bunun tüyü. Yurt dışında, hatta Hollanda, Portekiz, Brezilya'da üretimleri yapılıyor. Tüyünden çeşitli giysiler, farklı şeyler yapılıyor. Çok da değerli bir tüyü var. Kullanılıyor tabii. Dokuma sanayinde ön planda. Evet. Şimdi isterseniz biraz da Ankara keçisine bakalım. İyi bakalım ona da. Kaçırdığımız keçiler bunlar mı? Keşke bunları kaçırsak. Çok güzel keçiler yine bunlar. Hep bize öğretilen tiftik keçisi olarak bildiğimiz keçi aslında gördüğümüz Ankara keçisi. Ankara'nın gene beyaz değerlerinden biri. Bu da Ankara'ya has bir türdür aslında. Türkiye'de bazı yörelerde gene bunların üretimi yapılıyor. Fakat bilinmiyor.
Tanıtımı yetersiz kalmış durumda. Gene endemik vadi merkezimizde buraya geldiğinizde endemik Ankara keçimizi görebileceksiniz yerinde. Bu tarihe Ankara markasıyla geçmiş. Evet. Ve büyük özellikle geçmiş yıllara soft dediğimiz o Ankara'nın meşhur yünlü kumaşının üretilmesinde kullanılan keçiler. Maalesef bunları Güney Afrika'ya kaçırmışlar. Aynen. Sonra bizim elimizden gitmiş. Sevgili seyirciler, demedik demeyin, keçileri kaçırmayalım. Pıs pıs pıs. Evet, Osman Bey, Ankara'nın üçüncü beyazı. Üçüncü beyazı, Ankara kedimiz. Keçilerimiz kapıyı açmak, kaçmak evet, istiyorlar biraz... galiba. Evet, keçiler kaçmayı seviyorlar. Evet. Burada da gene Ankara'mızın üçüncü beyazı, endemik faunamızda Ankara kedimiz. Aslında belediyemiz bünyesinde Ertuğrul Başkanımız bununla ilgili çalışmalar yapıyor. Ankara kedisi koruma ve yaşatma merkezimizde. Bunların hem üretimi, gen terapisi gerçekleştiriliyor hem de korunan bir tür aslında, sahip çıkılan bir tür. Fakat endemik vadimizde gene bu üç beyazı sağlamak adına Ankara kedimizi de aldık, getirdik. Burada vatandaşlarımıza göstermek istedik. Çok güzel görünüyorlar. Keyifleri de pek bir yerinde. Keyifleri yerinde. Evlerini yaptık, oyuncaklarını koyduk. Gayet keyifleri yerinde. Üç beyaz yan yana, bir de taklacı güvercinleri getirecek. Taklacı güvercinlerimiz gelecek. Kedilerin pek yanına koymayın derim. Yanlarına koyduk, belki biraz eğlenirler beraber. Aksiyon diyorsunuz. Aksiyon olabilir. Evet. Evet sevgili seyircilerimiz, Ankara'nın üç beyazı. Bunu yaşattıkları için, bu türlerin sürmesine katkılarından dolayı Kursaklar Belediyesi'ne ve sizlere çok çok teşekkür ediyoruz. Şimdi isterseniz bir de yukarıda bu endemik bitkileri yetiştireceğiniz seralar var. Evet. Daha onun sezonu gelmedi ama evet. Onları da görelim, çekimimizi öyle bitirelim. Tamamdır. Çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Görüşmek üzere.